elimizde. UV Metri isimli projeyi hayata geçirmek için Hatay'ın en başarılı okullarından Özel Bilfen İskenderun Fen Lisesi ile Eğitim Kültür İşbirliği Protokolü imzalandı. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen bu projede hassas ciltli insanlar başta olmak üzere tüm insanların güneş ışığının zararlı etkilerinden ve hava kirliliğinden korunmasını sağlamak amaçlı insanlarda farkındalık oluşturulması hedeflenmiş. Özel Bilfen İskenderun Fen Lisesi Kurumu adına proje sorumlusu Özcan Kıran Bağlı yaptığı açıklamada, Türkiye Bayer İlaç firmasının düzenlediği liseler arası bilim yarışmasında katıldıkları UV metreyi istasyonlar şeklinde şehrin diğer kesimlerine de yayma fikrinin çıktığını, günümüzün inovasyon çağı olduğunu ve gelişmemizin gerektiğini, Payas Belediyesi STEM Merkezi öğrencileriyle birlikte sosyal sorumluluk projesi olarak insanların faydalanacağı bir proje olduğunu söyledi. Değer hissediyorlar. Hani hepsini fark ediyorlar, değer gördükleri. Çok mutlulardı. Allah yollarını açık etsin. 11. sınıfıydı, 10. sınıfı. 10. sınıflarla geldik. Artık ben 10. sınıfa sabitledim bu geziyi, Türkiye gezisini. 29 olanlar seneye gelecekler. Herkes görüyor yani biz bende. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise konuşmalarına tebrik ederek başladı. Projemizin ismi UV metre. Bu güneşin zararlı ışınlarını ölçüp bu zararlı ışınlara göre insanların nasıl tedbir alması konusunda bilgi veren bir cihaz tasarladık. Daha sonra dedi ki bu cihazları mini istasyonlar şeklinde neden hani şehrin diğer ilçelerine kurmayalım? Tabii çağımız gereği inovasyon gelişmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Öğrencilerimizin tabii içine alacağımız bir sosyal sorumluluk projesi olarak değişik ilçelerde mini istasyonlar kurulacak ve bu mini istasyonlar sayesinde güneşin hem zararlı ışınlarını hem hava kirliliğini, sonuçta sanayi bölgesi burası, yani birçok şeyi ölçen bir bilim kuracağız. Tabi sadece tek bir ilçe değil, hani İskenderun'a, Payas'a, işte Hatay'ın o belirlenen diğer ilçelerine de kurup iOS, Android uygulamalarına insanların erişebileceği, yani bir uygulama da tasarlayacağız. Bu mini istasyonlardan veriler gelecek oraya sürekli olarak. Böylelikle insanlar o anki anlık UV seviyesini ölçecekler, yani görecekler ve ona göre de nasıl önlem almaları gerektiği konusunda bilgiler de olacak o uygulamanın içerisinde. Yani tamamen sosyal sorumluluk bir projesi, tamamen insanların faydasına olan bir proje. Maalesef Meteoroloji Müdürlüğü bunu ölçmüyor Türkiye'de. Sadece Ankara'da olan bir cihaz var. O da 2006 teknolojisiyle alınmış olan bir cihaz. Biz de geliştirelim istedik. Cem hocamızla tanıştık. Payas STEM Merkezi'yle ve sizin izninizle, tabii sizin aracılığınızla bunu genişletip çocukları da işine dahil edeceğimiz güzel bir proje hazırlamayı düşünüyoruz. Evet, tebrik ediyorum. Evet. Enteresan ifadeler kullandı hocam. Evet, evet. İşte istediğimiz şey bu. STEM'de, STEM eğitiminde. Kesinlikle. İstediğimiz sonuç buydu. Tebrik ediyorum. Bir defa çocuklarımızın bir projenin içerisinde olması, kesinlikle, dünya markası bir Bayer'le bu projeyi birlikte çalışması bir ayrıcalık. Tebrik ediyorum. Bilfen okullarında, İskenderun Bilfen okullarında tebrik ediyorum. Kutluyorum bütün yöneticileri. Allah yolunuzu açık etsin. Biz de Payas Belediyesi olarak, aynı zamanda Payas STEM olarak, evet, öğrencilerimiz de eğitim camiasının her zaman emrindeyiz. Çok
dündünde kalacağım cazım, artık yeni şeyler söylemek lazım ifadesini ben sürekli kullanırım. Sadece Ankara'da da 2016 teknolojisini 2006 teknolojisini düzeltiyorum. Siz Hatay'a getirmek suretiyle herkesin de kullanımına sunuyorsunuz. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Rahatınız açık olsun. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak işte bir İskenderun, bir de Payas'ta bir istasyon hayata geçin. Bunlar arasında veri alışverişini sağlayıp iOS ve Android uygulamalarını hayata geçirdikten sonra da bunu önce Hatay geneline, Allah nasip ederse proje istediğimiz nihai noktalara ulaşırsa da sizin desteğinizi Türkiye geneline yayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. İnternet adresiniz alındı. Evet. www.metre.com adresi onaylandı. Bu adresten veri güncellemeye başlayacağız verileri aldığımız anda ve onların istatistiksel değerlerini de çıkaracağız aynı zamanda. Evet. Tamamen bir aslında öğrenci projesi diyebiliriz. Hem Payas Sistem Merkezi'nden seçilen öğrenciler, aynı zamanda Bilfen'den seçilen öğrenciler hocalarımızın gözetiminde beraber çalışacaklar. Bir öğrenci projesi. Evet, kutluyorum. Tebrik ediyorum size. Az önce söylediğim gibi tekrar ediyorum. Biz sizin evrenizdeyiz. Hem eğitim camiasının hem de bilim camiasının neye desteği ihtiyaçları varsa biz de zaten bu amaçla koşturuyoruz. Bu merkezimizin amacı da odur. Sadece kendi iç dinamiklerimizde kalmadan bütün Hatay'a nasıl ulaşırız gibi bir gayret içerisindeyiz. Bu sayede aslında biz de sizden bu manada destek almış oluyoruz. Verdiğiniz destekten dolayı da teşekkür ediyoruz sizlere. Yani İskenderun Bilfen okullarına çok teşekkür ediyorum.